Evet, merhabalar. ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili basın yayın organlarında pek çok haber görmeye başladık. Özellikle bir açıklamada bir marka genel müdüründen gelmiş durumda. Hyundai Aslan Genel Müdürü Murat Berkel bu konuda bazı açıklamalar yapmış. %50 ÖTV dilimine giren matrağın yükseltilmesi için taleplerini ilettiklerini dile getirmiş. Ve yine bu basın yayın organlarında Berkel çok kısa süre içerisinde matrah diliminde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz açıklamasını yapmış durumda. Tabii ki hiçbir netlik ortada yok ama ben size beklentiyi aktarıyorum. Şu an 130 bin lira üzerine çıktığında biliyorsunuz araçların vergi dilimi %50'den %80'e çıkıyor. Arada 50 bin lira civarında bir fiyat farkı oluşuyor. Burada 130 bin lira rakamının yerine 145 bin lira rakamı zikredilmeye başlandı. Bu da ne demek oluyor? 230 bin lira rakam yerine 256 bin lira seviyesinde bir rakam göreceğiz ki onun üzerinde matrah yükselmiş olacak. Tabi oran değişikliği olmazsa beklenti şimdilik bu yönde, henüz resmileşmiş bir durum söz konusu değil. Bu durumun piyasaya iki yansıması olacak. Tabii ki %80 ÖTV limitinde olan bazı araçların fiyatı %50'lik ÖTV limitine çekilmiş olacak gibi gözüküyor. Alt dilime geçen araçlar olacak. Ama %50 limitinde olan, yani 230 bin lira seviyesine dayandırılmış pek çok aracın da fiyatının arttığını ve yeni limit olan 256 bin lira seviyesine çıktığını göreceğiz. Maalesef %50 ile %80 arasındaki barem oldukça fazla olmaya devam ederse yine ara fiyatlar görmeye başlarız. Yani 260 bin yerine aksesuarlanmış arabalarının neredeyse 280-300 bin lira bandında satıldığını görebiliriz. Piyasada %45 ÖTV limitinde neredeyse hiç araç kalmadı. Birkaç örnek dışında maalesef araç bulamıyorsunuz. Bunlar da Fiat Panda ya da Dacia Sandero'nun eski modeli gibi pek de tercih edilmeyecek ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım matrah düzenlemesiyle ilgili son durum ne zaman netleşmiş olacak? Resmi gazetede yayınlanması beklenen bir seviyeden bahsediyoruz. Şu an için dediğim gibi sadece rakamsal oynamadan bahsediliyor. Herhangi bir oransal değişiklikten söz edilmiyor. Konuyla ilgili detayları izlemeye, takip edeceğiz. Siz de bizi mutlaka takip edin. Detaylar, otomotiv ile ilgili tüm bilgi kanalımızda en hızlı şekilde paylaşılıyor. Bizi izlemeye devam edin ve abone olmayı, zil butonunu da aktif etmeyi unutmayın. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.